Merhaba çocuklar. Yakında Anneler Günü var. Hepimiz evlerimizde annelerimizi, evdeki malzemelerimizi kullanarak harika çiçek demetleri hazırlayabiliriz. Ben de bunun için size yardımcı olmak istiyorum. Benim bugün kullanacağım malzemelerin neredeyse tamamı aslında beyaz kağıttan. Ama evlerde renkli kağıtlar da, bu bir renkli fotokopi kağıdı, el işi kağıdı da olur. Kağıtlar da varsa onları da kullanabilirsiniz. Şimdi ilk çiçek buketimiz için şu şekilde 6 tane laleye ihtiyacımız var. Bunu bir kağıdı katlayıp çoklu bir şekilde elde edebilmek için önümüze koyuyoruz. Daha sonra bir lale çizeceğiz. Şimdi laleyi nasıl çizeceğiz? Lalenin nasıl şu şekilde bir alt kısmı var. Öyle değil mi? Daha sonra yan tarafta biraz yamultup şu şekilde taç yapraklarını oluşturabilir. Ortada da içinden çıkan parçayı yapabilirsiniz. Daha sonra üzerinde yanlış yaptığınızı düşündüğünüz yerleri düzelterek lalemizi düzgünleştirebilirsiniz. İşte lale yapmak bu kadar kolay. Şimdi lalelerimizi makasımızla çizginin üzerinden keserek çoğaltalım. Hadi bakalım. Ben lalelerimi kestim. Şimdi bunları bir çiçek buketine dönüştürmeye ihtiyacım var. Alttaki yeşil kağıda sıra geldi. Şimdi bu kağıdımı iki kısa kenarı yanlarda kalacak şekilde tutuyorum ve bir yelpazeye dönüştürüyorum. Bunu yaparken şu kısımdaki katların çok kalın olmamasına dikkat ediyorum. Çeviriyorum. Tekrar katlıyorum, çeviriyorum, tekrar katlıyorum ve kağıdım bitinceye kadar aynı işleme devam ediyorum. Kağıdımın tamamını katladıktan sonra ortadan ikiye katlayıp şu kısmını birbirine yapıştırıyorum. Hadi birlikte yapıştırma işlemimizi de yapalım. Şöyle piritimi sürdüm ve ortadan ikiye katladım. Şimdi bu yapışırken sıra lalelerimi renklendirmeye geldi. Bunları dilediğiniz şekilde renklendirebilirsiniz. Ben kırmızılı, pembeli laleler elde etmek istiyorum. O yüzden kuru boyamla şu şekilde lalelerimi boyamaya başladım. Sizler dilerseniz pastel boya kullanabilirsiniz, sulu boya kullanabilirsiniz, keçeli boyalarınızı kullanabilirsiniz ya da benim gibi kuru boyalarınızla lalelerinizi renklendirebilirsiniz. Hadi bakalım. Ben hepsini renklendireceğim şimdi. Evet, lalelerimi renklendirdim. Hazırlamış olduğum yelpazeme yapıştırdım ve bir buket lale demetim oldu. Bunu anneleriniz el emeğinizle yaptığınızı görünce çok sevinecek. Hadi bakalım ikinci etkinliğimize geçelim. İkinci etkinliğimiz bittiğinde bu şekilde görünecek çocuklar. Ben buna renkli kağıtları beyazın üzerine yaptım. Şimdi sizlerle beraber beyaz kağıtları renkli kağıdın üzerine yapıştırarak bir Anneler Günü kartı hazırlayacağım. Hazırsanız hadi başlayalım. Az önce birlikte bir lale çizmiştik çocuklar hatırlıyorsanız. Şimdi bu lalelerden dörder tane dörder tane tam üst üste koyup kesmemiz gerekiyor. Ve onları kestikten sonra birbirine yapıştırarak üç boyutlu görünmesini sağlayacağız. Ben buraya lalelerimi üst üste koyup keserek hazırladım. Her birinde şu şekilde 4 tane parça var. Şimdi bu 4 laleyi 3 boyutlu hale getirmek için her birini ortadan ikiye katlıyorum. Ve daha sonra birbirlerine yapıştıracağım. Şimdi lalemi şu şekilde tuttum. Yapıştırıcımı sürüyorum. Ve tam üst üste gelecek şekilde lalelerimi yapıştırıyorum. İkinci lalemi de bunun üzerine yapıştırdım. Ve dördüncü lalemi de bunun üzerine yapıştırıyorum. Açtığım zaman lalem şu şekilde üç boyutlu görünüyor. Bunun gibi 6 tane lale yapmanızı istiyorum.
Ben şimdi lalelerimi hazırlayayım. Siz de lalelerinizi hazırlayın. Buluşalım. Evet, benim lalelerim hazır. Şimdi kağıdımı getiriyorum. Artık lalelerimi yapıştırma işlemine geçeceğim. Şimdi hepsini bir araya yapıştırdıktan sonra şöyle altta şöyle bir kısım kaldı. Bu kısma yapıştırıcımı sürerek lalelerimi kartımın şu şekilde açılacağını düşünerek lalelerimi buraya yapıştırmaya başlıyorum. Altısını da bir demet oluşturacak şekilde şöyle yapıştıracağım çocuklar. Evet, ilk üçünü yapıştırdım. Şimdi dördüncüsünü yapıştırdım. Evet, beşinci de şöyle şuraya sıkışmış bir lale. Ve son lalemizi de şu kısma yapıştırarak kartımızı neredeyse bitirdik sayılır. İşte bu da son lalem. Şimdi lalemi saplarını yaparak bir demet haline getireceğim. Bunun için ben şöyle kahverengi bir boyadan faydalanacağım. Bu lalemin sapları olsun. Şu da yukarıdan gelen lalemin bir sapı. Yine bu da lalemin bir diğer sapı olsun. Ve şu şekilde saplar çıksın. Buraya dilerseniz bir kurdele yapıştırabilirsiniz. Dilerseniz bu şekilde de bırakabilirsiniz. Ve sıra geldi içine. İçine isterseniz anneniz için güzel bir resim yapabilirsiniz. Ya da abinizden, ablanızdan, babanızdan yardım isteyerek annenizle ilgili güzel duygu ve düşüncelerinizi buraya belirtebilirsiniz. Ama ben annenize güzel bir sürpriz olsun diye birlikte anne yazalım istiyorum. Şimdi hatta annem yazalım. Nasıl oluyor? Annem yazmak. Sizler özellikle ana sınıfına giden çocuklar okuma yazmayı henüz bilmiyorlar ama buna bakarak sizler de yazabilirsiniz. Bir düz çizgi, bir yan çizgi, bir düz çizgi. Bir düz çizgi, bir yan çizgi, bir düz çizgi. Bir düz, yan, yan, yan. Ve bir düz, bir yan, hop bu da buna buluşmuş bir yan, bir düz daha. İşte buraya annem yazdık. Daha sonra da büyüklerinizden yardım alarak seni çok seviyorum diye ekleme yapabilirsiniz. İşte kartımız hazır. Oldukça şık görünüyor, öyle değil mi? Annelerinizin de bu kartı gördüğü zaman sizlerin emek emek yaptığınızı gördüğünde çok beğeneceğine ve çok mutlu olacağına eminim. Hadi o zaman bir diğer kartımıza geçelim. Yine çiçekler yapacağız. Bu çiçekleri yapmak için dilerseniz renkli bir kağıdı kullanabilirsiniz. Ya da evde dergiler varsa bu dergilerin bir sayfasından şu şekilde katlayabildiğiniz kadar katlayıp 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 şöyle şeritler elde edebilirsiniz. Şimdi bu şeritleri bir çiçeğe dönüştüreceğiz. Bu şeritler çok uzun. Kullanacağımız zaman bunları ortadan ikiye keseceğiz. Bakalım şimdiki çiçeğimizi nasıl yapacağız? Şimdi ilk olarak şöyle bir planlama yapalım. Ben şuraya bir çiçek yapmayı planlıyorum. İlk önce bu çiçeğimi yapayım. Nokta koyduğum yere piritimi sürdüm. Şimdi şunu yapıştırdım. Tekrar piritimi sürdüm. Ve bunu bunun üstüne denk getirdim. Şimdi ikinci kağıdımda sıra. Yine piritimi üst kısmına sürdüm. Piritimi sürüp ikinci kağıdımı da yapıştırdım. Ve bu şekilde kağıtlarımı üst üste yapıştırarak tombiş bir çiçek yapacağız.
şeritlerimiz çok uzun olduğu için bunları ortadan ikiye kesiyorum. Ve yapıştırma işlemi kaldığım yerden devam ediyorum. Çok kolay değil mi çocuklar? Hepinizin yapabileceği kolaylıkta güzel bir anneler günü çiçeği olacak bu da. Sayfanızı istediğiniz gibi düzenleyip istediğiniz renkte, istediğiniz boyutta çiçekler elde edebilirsiniz bu şekilde. Evet, ilk çiçeğimiz neredeyse bitti sayılır. İşte ilk çiçeğimizi bitirdik. Ortasına da yine farklı bir renkle ya da beyaz rengimizle, hatta ben hemen beyaz rengimizle yapmayı deneyebilirim. Bakalım nasıl olacak, birlikte bir görelim. Bir daire kesip yapıştırarak ortasını oluşturabiliriz. Bakalım nasıl olacak. Fena olmadı, öyle değil mi? İşte bu şekilde buraya da bir çiçek, buraya da bir çiçek yaparak dilediğiniz gibi kendiniz ayarlayıp üzerine kalpler yapabilirsiniz, güneş yapabilirsiniz, bulutlar yapabilirsiniz. Bir anneler günü kartı oluşturabilirsiniz. Bütün bu anlattıklarımın hiçbirini yapacak malzeme yoksa yine de annemizi çiçeksiz bırakmayalım. Gazeteleri kullanarak şöyle bir gül yapıp sulu boyamızla bunu renklendirebiliriz. Hadi bakalım bunu nasıl yapacağımızı birlikte görelim. Bunun için öncelikle neye ihtiyacımız var? Bir gazete sayfasına ihtiyacımız var. Gazetemizi özellikle yazılarının bol olduğu yeri seçersek gülümüz daha kolay renklenir ve daha güzel görünebilir. Şimdi bunu katladım. Ben gülümün yapraklarının ne büyüklükte olmasını istediğime karar vereceğim. Bunun için şu parmağımı kullanıyorum. Parmağımı buraya koyuyorum ve şu şekilde bir ölçü çıkartıyorum. Şu da parmağımın üstünde. Ne yapıyorum? Biraz daha görünür bir kalemle yapayım. Ne yapıyorum? Şöyle şuradan şöyle şu şekilde başladık. Şuradan evet şöyle bir çizgi çizdim. Çok basit, sadece gül yaprağına benzemeye çalışsın yeter. Daha sonra bunu kesiyorum. Şöyle de ikisini birbirinden ayırırsam işlemim tamam. Şimdi bu gazete sayfalarını bir çöp şiş yardımıyla, eğer çöp şiş yoksa pipet olabilir ya da bir tel olabilir, bir ataç olabilir, bir kürdan olabilir. Bunların hepsini kullanabiliriz. Şimdi yapmam gereken kısım şu şekilde bunu kürdanıma yapıştırmak. Şuraya pirit sürüyorum. Ve yapıştırma işlemimin ilkini yapıyorum. Evet, kürdana tutmakta biraz zorlanabiliyor. En alt kısmını bantla sabitleyebiliriz çocuklar. Evet, bunu yapıştırdık. Şimdi yine aynı şekilde bütün gülümüz tamamlanana kadar yapacağımız işlem aynı. Şu alt kısımlarını şöyle yapıştırmak. Şimdi bu gülümüzün ilk tomurcuk kısmı olacak. Evet. Daha sonraysa yavaş yavaş gülümüzün üst kısımlarına geçeceğiz. Bakın şöyle göstereyim. Bütün gazeteleri bu şekilde yapıştırarak ve yavaş yavaş şöyle dışarıya doğru açmaya başlayarak, bakın gül yaprakları çoğaldıkça şöyle hafifçe dışarıya doğru açmaya başlayarak
gülümüzü oluşturacağız. Benim yapraklarım hafifçe oluşmaya başladı. Şimdi bir yaprak daha yapıştıralım sizlerle beraber. İşte bu şekilde yapıştıra 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 gülümüz şu şekli alacak. Daha sonra şuraya da iki tane şöyle yaprak yapıştırdım ben. Ve bunu sulu boyamızla renklendirerek yine annemize hediye edebiliriz. Evet, benim bugün sizlerle paylaşmak istediğim etkinlikler bunlardı. Birlikte neler yaptık? Şöyle bir lale buketi. Yine bir lale buketi yaptık. Bir kart daha hazırladık birlikte. Ve bir de çiçek çalışması yaptık. Bunlardan dilediğinizi seçip sizler de anneniz için güzel bir anneler günü hatırası hazırlayabilirsiniz. Hazırladığınız etkinlikleri bana yollamayı sakın unutmayın. Hepsini merakla bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.